Survivor All Star'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çok kritik bir mücadele vardı bugün. Yani bu haftanın kaderini belirleyecek bir mücadeleydi. Çünkü eğer gönüllüler kazansaydı ünlülerden 3 adayın çıkacağı kesinleşecekti. Ve gönüllüler kazanınca da şu anda ünlüler takımından 3 aday çıkacak. Bu kesinleşti. Ve daha büyük bir tehlikede 4. adayın da kırmızı takımdan, ünlülerden çıkma ihtimali. Takım için tam anlamıyla ölüm kalım mücadelesi olacak yarınki mücadele. 3 aday çıkacağı kesin olan bir durum var. Ve 4. aday da sizden çıkarsa bir yarışmacının sizin taraftan gideceği kesinleşecek. Evet, bugün çok enteresan bir oyundu. 2 kere bariz öne geçip 2 kere kaybettiniz. Yani bu da ilk defa olan bir şey de değil artık. Daha önce de birkaç kere oldu ama Survivor'ın bu kadar kritik bir yerinde, en hayati dokunmazlık oyununda acaba bu olmayabilir miydi? Bunu da merak etmiyor değilim. Ayşe, sana soralım. Öndeyken kaybedilen bu oyunlar hem morali bozuyor hem de bence ümidi azaltıyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani dediğinize katılıyorum Acun Bey. Biz kızlar olarak ilk fikstürde çok fazla katkıda bulunamadık ama erkeklerimiz çok güzel açığı kapattı. Ama son düzlükte 8-6 yenildik. Yetersiz kaldı. İkinci fikstürde elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Nagihan olsun ben olsun sayılarımızı aldık. Ama bu da yetersiz kaldı. 6-3 öndeydik. Bir anda onların bence doğru seçim yapmaları ve bizi kitlemeleri bizim bir anda geride kalmamıza sebep oldu. Aslında 7-7'ye gelmiş bir oyundu 6-3'ten. Ama son anda elimizden kayıp giden bir oyun. Yani şöyle, birinci dokunulmazlığa göre bu oyunda daha çok takım olabildik diyebilirim. Birinci oyuna göre. Çünkü bu sefer kimse kendi sayısını değil, takıma kazandıracağı sayısını düşündü. Ben en azından böyle gördüm. Ve olabildiğince çıkan arkadaşımıza da desteğimizi vermeye çalıştık. Yani tartışmalar çıkmasa da bir şekilde biz önde giderken bizim kaybetmemize sebep olacak bazı şeyler oluyor demek ki. Bu da takımı etkiliyor mu ya da tam böyle öne geçtik, o son sayı nasıl olsa çıkan alır rahatlığı mı geliyor bilmiyorum. Ama yani bizim her ne olursa olsun yenilmemize sebep olduğu bir kesin. Vallahi 2 kişi daha bizden çıkacak. Artık 3 kişinin çıkacağı garantilendi. Bizim için yarınki oyunun önemi daha büyük gerçekten. Bir kişi olsun karşıdan aramıza almamız gerekiyor. Yani eğer bireysel olarak bakıyor olsaydım ben de derdim ki takım arkadaşlarımla çıkayım. Takımdan ne kadar bir kişi elersem o kadar iyi olabilir diye düşünebilirdim. Ama asla böyle bir düşüncem olmadı. Her zaman kendim potada olsam bile elimden geleni yapmaya çalıştım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama yine sonuç bizim için ümitsiz oldu. Bakalım yarınki oyun bizim için en kritik olan oyun olacak. Ve Batuhan'a söz verelim. Abi elimizden geleni yaptık. Geçen sefer söylediğim gibi zaten ilk oyunu da bence bir şekilde alışamadığımızdan dolayı bu sorunların hepsi çıktı diye düşünüyorum. Hiç kimsenin kendi sayısını almak için gayret gösterdiğini düşünmüyorum. Herkes takım bir şekilde galibiyet alsın diye uğraştığını düşünüyorum. O oyunda kim iyiyse bir şekilde kendini ben de oynamak istiyorum diye diğer arkadaşların söylediği gibi söylemesi gerekir zaten. Ki ben bugün hiçbir şekilde seçimlere karışmadım. Geri çekildim. Ne kadar oynamak istesem de o atışları bence iyi attığımı düşünsem de arkadaşlarımın beni önermesini bekledim. Ha önerilmediğim, iyi olduğum halde, iyi sayıları kazandığım halde, orayı kırabildiğim halde önerilmediğim zamanı da gördüm ama hiçbir şey söylememeyi tercih ettim. Dedim ki üstüne bir kapatalım. Zaten burada bireysele bir hafta kalmış. Belki 2 kişi daha var sonuçta önümüzde. Hani 8 kişiye kalmaya. Yani zaten bireysel olacak. Zaten sistem bir daha değişecek. Zaten biri elendikten sonra takımlar bir daha kırılacak. O yüzden madem böyle bir sorunları var bende hiçbir şey söylemedim. Bundan sonra takım kimi öneriyorsa, kimi çıkartıyorsa çıkar sayısını alır. Yapacak da bir şey yok. Neredeyse hiç seçim yapmadım. En iyisi dediği o kadarıyla 4 kere mi ne eşleştim. Ama çıktım sayılarımda hiç sıkıntı yok. Yarın çıksın. Yarın da yine alacağım. Şu anda tek bir amacımız var. Dörtlü potadan sadece bir kişinin
O taraftan bir umudumuz var. İnşallah bu yeni oluşturduğumuz takımdan kimse elenmez. Karşı takımdan bir kişiyi sokarız ve o taraftan eğlenmesine vesile oluruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Yarınki oyunu merakla bekliyorum. Ayşe söz istedi. Yani önerilmediğini söyledi ama biz ilk fikstürde o çıktıktan sonra Elin'in Anıl'a göre falan daha iyi olduğunu söyleyip Batuhan'ın çıkması için oyumuzu verdik ya. Yani. Hani polemik burada oyuna sokulmadığını ya da geride kaldığını düşündüğü zamanlar olduğunu söylüyor. Ben iyi olduğunu gördüğüm anlarda diğer arkadaşlarım da dahil ismini söyledik ve o çıktı zaten o fikstürde seçime. Onun haricinde sonradan eli bozulduğu için Adem abi de o ara elini düzeltip sayısını aldığı için Adem abiyi çıkartma taraftarı olduk bir anda. O da onun eli bozulduğu için yoksa o iyi olduğu zaman da onun çıkması için zaten biz ismini veriyoruz takım olarak. Abi. Batuhan. Yani kırma dedim zaten. Kırma ilk fikstürde olmaz. Hani sonlara doğru en son fikstürde, en son seçmede kaybettiğimiz o 3 sayının olduğu fikstürde hani bir şekilde hani bir şey söylenmedi benim için. Hani iki erkek tarafından bir git gel gibi bir şey oldu. Hatta Nagihan dedi ki Batuhan da Batuhan da çıkabilir dedi ama olay yine bu tarafa döndü. Çünkü o yüzden o konu üzerine hiçbir şey söylemedim. Bilerek hiçbir şey yapmadım. Takıma desteğimi de verdim demek istiyorum ama bu cevap neden sürekli Ayşe'den geliyor? Ben bu konuda inanamıyorum yani. Burada 4 kişi daha var ve neden benim en sorumlu olduğum insan sürekli bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ben anlam veremiyorum. Ne yapman gerektiğini söylemedim. Yani yaptığımız evet şeyi öyle yapmadık, söyledim. Böyle yapmadık sürekli. Ya bir sakin olalım. Bir şey yapmadım diyorum. İlkini düzelttik diyorum ama hala hani ne bileyim söylemeye çalıştığım şey son fikstür hani böyle bir şey yaşansa bile o günden ders çıkartmışız, daha iyi bir takımız şu an demek istiyorum. Aslında altyapısı bu. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu demek çalışmıyorum ki bana spesifik cevaplar veriyorsunuz. Veriyorsun. Ya bu konuyu acil kapatmak istiyorum. Seçme şeyi her güne özeldir bence. Bu konunun uzamasını da istemiyorum. Yarınki oyunu etkilemesini de istemiyorum. Yarın çıkacağız. Söylediğim gibi kimle eşleşirsek sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve o son oyunu almak için elimizden geleni yapacağız. Evet, Survivor'da en kritik dönemdeyiz. Oyunların kimin tarafından kazanılacağı çok önemli. Çünkü elenen yarışmacıları belirleyen artık dokunmazlık oyunları oluyor. Aday olup olmamak çok önemli. Yani şu an itibariyle şunu söyleyebilirim ki aday olduğunuz potalara bağlı olarak yolunuza devam edebileceksiniz. Çünkü herkesin oyu çok yüksek olduğu için şu anda bu yarışmacı elenir diyemiyoruz. Demek ki herkes yüksekken sizin girdiğiniz pota çok önemli ve de potaya girmeniz çok önemli o hale geldi. Yani potaya girmeyen dışında herkes büyük risk altında olacak Survivor'da. Bu bir gerçek. O yüzden de mavi takım büyük bir başarı yakaladı. Ve eğer yarın da kazanırsa bu haftayı geçerek çok net bir şekilde bir yarışmacının daha elendiği haftada rahat olmuş olacaklar. Bu arada seyircilerimiz için de çok kısa hatırlatalım. Yarın akşam seyirci oylaması olacak. 3 dokunmazlık var artık. 3. dokunmazlıktan sonra seyirci oylaması olacak. 3. aday mavi takımdan olursa 4. aday yine kırmızı takımdan gelecek. Ve yarın akşam bir seyirci oylaması olacak. Seyircilerimiz karar verecek. Ve gerçekten hemen ertesi günde bir veda yaşayacağımız için Survivor'ın en heyecanlı dönemine giriyoruz diyebiliriz. Tam anlamıyla her günün gerilim dolu olduğu, her galibiyetin hayati olduğu bir dönemdeyiz.